Herkese merhabalar. Ben köpek eğitmeni Murat Güngör. Bugün sizlere köpek eğitimi kaç aylıkken başlar, süreçleri nedir ne değildir, köpeğinize kaç aylıkken eğitim aldırabilirsiniz, bunlarla alakalı bilgiler paylaşacağım. 2 aylıkken evinize gelen bir canlının eğitim alabilmesi için aslında şöyle sınıflandırabiliriz. 2 aylık bir köpeğinizi eğitime gönderemezsiniz. Sebepleri ise şudur, yani yatılı eğitime gönderemezsiniz. Sebebi ise de şudur. Henüz daha aşılama sürecinin belirli bir periyodik zamanlamasına daha ulaşmadığınız için. Yani bir köpeği bir tesis alabilmesi için en az 2 karma ve 1 bronşun aşılarının olması gerekiyor ki tesiste herhangi bir salgına ya da köpeğinize bir zarar gelmemesi lazım salgın ve sağlık açısından. Ama köpeğinize bu süreçteyken tabii ki de eğitim aldırabilirsiniz. Nasıl? Bir diğer eğitim metodu ise yerinde eğitim. Yani bir profesyonel köpek eğitmeni yerinize gelip köpeğinize yavru köpek eğitimi adı altında bir danışmanlık hizmeti sağlayabilir. Haftanın 2 günü gelir. 2 aylıkken bile olsa kesinlikle o eğitmen yerinizde hizmet verebilir. Yerinizde köpeğinize nasıl davranmanız gerekiyor? Bu süreçteyken nasıl onu yönlendirmeniz gerekiyor? Bunlarla alakalı size çözümleri ve metotları gösterir. Aynı şekilde devam ettiğiniz zaman köpeğinizi daha düzgün ve daha sosyal bir şekilde yetiştirmiş olursunuz. Çünkü eve gelen bir yavru bir köpeğin ister istemez doğadan gelen bir canlı ve içgüdüsel olarak hareket ettiği için sosyal yaşamınıza sizin adapte edebilmeniz biraz mümkün değil. Ama tabi bazı ırklarda ve bazı köpek cinslerinde bu mümkün olabiliyor. Bu da açıkçası biraz da böyle hareketli değil ama biraz böyle pasif olan köpek ırklarında daha çok görülüyor. Eğitim süreçlerinden bahsedelim birazdan. Eğitim süreçleri de her eğitim süreci genelde bir ay boyunca sürer. Örnek veriyorum temel itaat eğitimi, tuvalet eğitimi, ileri itaat eğitimi gibi. Bu süreçlerde de açıkçası bazen sarkabilir. Sarkmasının sebebi de köpeğinizde gerçekten çok ciddi bir davranış bozukluğu var ise ya da köpeğinizin eğitimiyle alakalı takıldığı herhangi bir noktada zaten bu köpek sahibine söylenir. Aslında eğitimin başından itibaren söylenir. Bu da daha çok yavru köpeklerde değil de yetişkin köpeklerde olur. Örnek veriyorum köpek bir sahibini ısırıyor. Sahibini ısıran bir köpeğe temel itaat eğitimi veriyorsunuz. Temel itaat eğitimi çünkü sadece köpeğin oturması yapması değil davranış bozuklukları da gidebiliyor bu süreçteyken. Bu süreçteyken bir ayda bitebilmesi biraz da mümkün olmaz. Bu zaten köpek sahiplerine bilgilendirilir. Yani şöyle diyebiliriz. Yavru bir köpeğiniz varsa tabii ki de eve geldiği anda eğitim alabilirsiniz. Ama yatılı bir çiftlikte, yatılı bir tesiste eğitim alabilmeniz mümkün değil. En az bir 3-3,5 aylık olması gerekir. Ama tabii ki de yerinde eğitim hizmeti veren profesyonel köpek eğitmenlerinden destek alabilirsiniz. Size danışmanlık adı altında yavru köpek eğitimi ile alakalı gelir yerinize beraber çözümlemiş olursunuz. Takıldığınız veyahut da merak ettiğiniz bütün soruları yorum kısmına yazabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.